dönüşen bir durum oluşabilir mi? Rusya'nın araya girmesi ya da Amerika'nın tabii belki de bu konuda destek vermesiyle ne düşünüyorsunuz Aytun Bey? Şimdi burada bu dış politikanın başarısız olmasının en temel nedenlerinden biri bizim yıllardır hiçbir cumhuriyet hükümetinin yapmadığı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikayı bir iç politika malzemesi haline getirmesidir. Bakın bunlar kendini turnusol kağıdı zannediyorlar. Eğer isterlerse birisini yerli ve milli ilan ediyorlar. Eğer onlarla ters düşerlerse bir hafta sonra yerli ve milli olmadığına karar veriyorlar. Yani akılları sıra bir zikzak siyasetiyle toplumun kafasını karıştırıyorlar. Şimdi ben burada açıkça şunu bir çağrıda bulunmak istiyorum hükümete. Bu harekattan sonra derhal bir kara harekatı yapsınlar. Ve hava harekatı kara harekatıyla tamamlanarak oradaki güvenlik tam olarak sağlansın. Orada yaşayan askerlerimizin de güvenliği yok çünkü. Biraz önce ifade ettiğim nedenlerle. Ama sınır güvenliğini aşan çok çok farklı işler var. Siz kalkmışsınız el alemin ülkesinde DAŞ'a prefabrik ev yapıyorsunuz. Yarın öbür gün Suriye dese ki bu evleri bombalasa senin ne hakkın var benim sınırlarımın içine ev yapmaya dese biz ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yani orada İdlib'de bir terörist çöplüğü var. Bir gün kalksa Suriye ya da Rusya orayı bombalamaya kalksa bizim topraklarımıza doğru biz ne yapacağız? Bakın Biden'la ne zaman baş başa görüşse Sayın Erdoğan arkada bir problem çıkıyor. O meşhur işte hiç kimseyi yanına almadıkları görüşmeden sonra Taliban'ın adamları Türkiye'ye hepsi geldiler. Orada Amerikan ordusuyla işbirliği yapan Afganistan'daki milisler Türkiye'ye gönderildiler. 3,5 milyar euro para alacağız diye milyarlarca dolar harcadık ve milli bir beka sorunu yarattık ülke içerisinde. Biz eskiden sınırlardan içeriye doğru tehlike bekliyorduk. Şimdi merkezden perifere doğru işgal ediliyoruz adeta. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yanlış siyasetleri yüzünden terör çeşitlendi. Eskiden PKK ile mücadele ediyorduk. Şimdi o yetmezmiş gibi DAEŞ bilmem ne adını ezberlemekte güçlük çektiğim bir sürü terör örgütü Türkiye'de cirit atıyor. 5 milyon insan girecek oralardan da içinde terörist sızmayacak. Bu akla yakın mı? Asla değil. Ve dediğim gibi biraz önce Sayın Uğuroğlu da söyledi. Bir yandan siz kalkacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'yle müttefiklik ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Sonra oraya bir nota dahi veremeyeceksiniz. Sonra Amerikan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na dahi çağıramayacaksınız. İşte bunlar tamamen iç politikaya ve seçime endeksli siyasetler. Bakın milletin kafasında bir kuşku var, bunu uyandırmasınlar. Ve bizim milli birliğimize zarar vermesinler. Nedir o kuşku? 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşadıklarımız derin bir kuşku olarak duruyor ortada. Onun için bu büyük meseleyi, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren bu konuları ciddiye almaları lazım. Ama Türk milleti endişe etmesin. Çok az bir zaman kaldı. Zaten bu siyasi iktidarın biraz önce de yine Sayın Uğuroğlu'nun söylediği gibi müzakere etme gücü yok. İşte Halk Bankası meselesi, Sezgin, Baran Korkmaz meseleleri say sayabildiği kadar. Ben her zaman söylüyorum. 17-25 Aralık darbe tabanlı yolsuzluk olayları bize gösterilenlerin sadece bir kısmı. Kim bilir yabancı istihbarat örgütlerinin elinde neler vardı? Daha onları bilmiyoruz. Dolayısıyla bu siyasi iktidarın ömrü tamamlanmıştır. Türkiye'nin haklarını korumakta kolay değildir, koruyamazlar. Bugün Milli Savunma Bakanı otorite sağlayamaz. Çünkü Sayın Milli Savunma Bakanı FETÖ terör örgütü tarafından tutuklanmış bir adamdır. Nasıl otorite sağlayacak dünyada? Bu olabilir mi? Asla Milli Savunma Bakanı olmamalıydı bence.